Herkese merhaba, ben astrolog Maya Köseoğlu. Bu videoda size 1 Şubat'ta meydana gelecek olan yeni aydan bahsedeceğim. Şubat ayını yine çok hızlı bir şekilde açıyoruz. Şubat ayında 1 Şubat'ta Kova Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Arnus sabit yıldızında olan bu yeni ay yine çok önemli ve yine birçok olayı beraberinde getirecek. Satürn kavuşumlu ve Uranüs'e sert açısından dolayı yine dünyada ekonomik ve doğa olaylarıyla ilgili birçok olaylar gündeme gelecektir. Arnus sabit yıldızına baktığım zaman zaten gördüğüm üzere daha çok büyük değişimleri gösteriyor. Siyasi alanlarda olsun, birçok alanda olsun ama yeni ayın Kova Burcu'nda olması tabii ki de bize hem uzay teknolojiyi aynı zamanda uzay ve uzaylarla ilgili birçok haberi de dünyamıza yansıtacaktır. Yeni ayın yükselen anına göre bu yeni ay 12. evde kalmaktadır. 12. ev gizli kalmış alanları göstermektedir. Hastaneler, hapishaneler yine gündem olacaktır. Aynı zamanda bu yeni ay açılarından dolayı maalesef yine kadın ve çocuklarla ilgili tüm dünyada medyada üzücü haberlere rastlayacağız. Ama dünya genelinde ünlülerle ilgili beklenmedik şok edici kaza haberleri de gelebilir. Ve bu dönemde dikkatli olunması gereken bir 15 gün hepimiz için. Yeni ayın Uranüs'e yaptığı sert açıdan dolayı tüm dünyada deprem, yağmur, sel felaketleri yine gündem olacaktır 15 gün boyunca. O yüzden dilerim can kaybı olmadan hafif geçen bir deprem süreci olur. Yeni ayın bir de özelliğine baktığım zaman tüm dünya genelinde dediğim gibi gizli alanları göstermekte, casusluk alanlarını göstermek, dünya devletlerinin birbirlerine karşı yaptığı ihanetleri duyabiliriz. Burada çok önemli çünkü artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak birçok olay var. Casusluk haberlerin ardından Orta Doğu ve Avrupa arasındaki gerginlik daha da artabilir. Bu dönem biraz daha dikkatli olmak gerekmektedir. Siyasi anlamda da zaten çeşitli sıkıntıları göreceğiz. Ama dünya geneline tekrar baktığımda işaret ettiğim mekanlar ki buralar önemli çünkü bu yeni ayla birlikte dediğim gibi patlamalar gibi birçok üzücü olaylar ya da gizli kalmış birçok şey olabilir. Hırsızlık haberleri duyabiliriz ki bu yeni ayın işaret ettiğim mekanlara baktığım zaman çamaşırhaneler, depolar, özellikle soğuk hava depoları, ayakkabı fabrikaları ve içecek fabrikaları dikkat çekiyor. Burada olan olaylar muhtemelen medyada 15 gün içerisinde yer alacaktır. Ülkemize geldiğim zaman yeni ay ülkemizin zaten borçlular evinde olmaktadır. Yeni ay ülkemizin borçlular evinde olduğu için muhtemelen yeni vergi ve zam haberleri duyacağız önümüzdeki 15 gün içerisinde. Aynı zamanda dış kaynaklı finansal borç alma haberleri de gelebilir ülkemiz açısından. Ülkemizde maalesef devam eden soğuk hava şiddetini artarak devam edecektir. Bunun yanı sıra seller ve depremler ve kasırgalar da bu 15 gün içerisinde meydana gelebilir ama ekonomik olarak daha dalgalı bir döneme gireceğiz ki yeni aydan sonra Merkür retrosu bitimiyle birlikte ekonomide daha dalgalı bir dönem oluşacaktır. Bunu da zaten Şubat ayı finansal videomda anlatacağım. Yeni ayın bütün burçlar geneline baktığım zaman Koç burcu için bu yeni ay yeni arkadaşlıklar ve yeni sosyal derneklere üyelikler getirebilir. Boğa burcunda yeni iş başlangıçları getirebilir. İkizler burcu için yeni eğitim getirebilir. Yengeç burcu için başkalarından gelecek olan paralarda yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Aslan burcu için yeni ortaklıklar meydana gelebilir. Başak burcu için iş yeri değişimi ve belki de evcil hayvan alımı olabilir. Terazi burcu için yeni aşk kapıdadır ve aynı zamanda şans oyunlarında şanslı bir dönem olacak aslında baktığım zaman. Akrep burçları için evle ilgili değişimler olacaktır. Yay burcu için arabayasıyla ilgili değişimler ve yenilikler olabilir. Oğlak burcuna baktığım zaman para ve kazanç alanında var olacak olan bu yeni ay uzun zamandır hem Merkür'ün hem Venüs'ün Oğlak Burcu'na retro yapmasından dolayı Oğlak Burcu'nun çok sıkıntılı bir dönemi geçti ama bu yeni ay ile birlikte para kazanmaya başlayacaklardır ve daha güzel bir dönem olacaktır. Kova Burcu'nun zaten kendi burcunda yeni ay olduğu için kendisiyle ilgili değişimler yapmaya karar verecektir. Balık Burcu için ise gizli kalmış alanlarda bir yeni ay olacağı için aynı zamanda yurt dışını gösterdiği için yurt dışında da çeşitli başlangıçlar yapabilir ama gizli kalmış birçok konuyu öğrenebilir sevgili balıklar bu dönemde. O yüzden de bu yeni ay evet tüm dünya genelinde riskli ama kişisel bazda da herkese çeşitli fırsatlar verecektir. Ama yine de bütün dünyadaki ve ülkemizdeki riskler hepimizi etkileyeceği için daha dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Yeni ay kısaca bu şekildedir. Dediğim gibi tüm dünya genelinde yine riskli bir yeni aydayız. Hem ekonomik olaraktan hem dünyadaki birçok yer sarsıntısı açısından ve kazalar açısından riskli bir dönem olsa da kişiler bazında çeşitli fırsatlar getirecek bir yeni ay. Çünkü uzun dönemdir Ocak ayı boyunca Oğlak Burcu'nun da var olan retrolar herkesi çok yordu ama Şubat daha rahat geçecektir. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.